Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Yılmaz ve Sinema Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel Meltem Kafa'nın fotoğraflarla canlanan Karavitcu adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ordu Umut Verdi Sanat Merkezi Taşbaşı Galeri'de gerçekleştirilen sergi açılışına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekin Taş ve davetli misafirler katıldı. Orduluların beğenisine sunulan fotoğraflarla canlanan Karavitcu adlı fotoğraf sergisinin açılışına katılan ve bir konuşma gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, sergiyi açan Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Yılmaz ve Sinema Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel Meltem Kafa'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ben özellikle konuşmasında ifade ettiği üniversitenin şehirle entegre olabilmesi adına farklı alanlardaki faaliyetlerin şehre duyurulabilmesi ve aynı şekilde bunu birlikte paylaşabilmemiz açısından önemli gördüğüm bir sergi olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Her iki öğretim üyesi ve yüksek lisans yapan kardeşlerimize. İnşallah bundan sonraki süreçte farklı etkinliklerle yine bu buluşmayı, şehirle entegre olmayı, şehrin üniversiteden haberdar olmasını, üniversitenin de şehirden haberdar olmasını sağlayacak etkinliklere birlikte olmayı, katılmayı, ortak olmayı ve bu hususta çalışmayı birlikte sürdürmeyi bir kez daha burada tekrar etmek istiyorum. Bu dileklerle kıymetli davetlere tekrar hoş geldiniz diyoruz. Üniversite öğrencilerimizin şehir protokolünü ve şehrin de kıymetli insanların burada olması bizi mutlu ediyor. Bundan dolayı ben de şahsım adına, belediyemiz adına teşekkür ederken Mehmet Hocam'a ve Süper Hanım'a bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Tabii ki bu gezide farklı bir temayı da işleyeceğimiz, göreceğimiz kanaatinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Yılmaz da konuşmasında projenin teması ile ilgili bilgiler verdi. Projenin teması Barok dönemi sanatçılarından Caravaggio'nun 20'ye yakın eserini ışık gölge ya da biz buna klasikora aydınlatma diyoruz. Klasikora aydınlatma ve mizansen ekseninde bir çağrışım yakalayarak yeniden canlandırdık, yeniden fotoğrafladık. 20'ye yakın eserimiz oldu. Burada tabii Caravaggio'nun en temel özelliği eserlerinin biraz daha dönem, barok dönemin diğer işte Rembrandt, Velázquez, Vermeer, Rubens'e göre daha sade olması. Bizim de tabii çok ciddi prodüksiyon gücümüz olmadığından daha minimal bir yaklaşımda konsepti Caravaggio üzerine kurmayı planladık. Yaklaşık 7 aylık bu süreç oldu. Şu an bu sergi yeniden canlanan Caravaggio'nun ikinci etabı. İlk etabını 9 Ekim'de Ege Art kapsamında Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Ege Üniversitesi'nde ciddi ses getiren, 2 hafta süren bir sergi oldu Atatürk Kültür Merkezi ana fuayesinde. O çalışmadan sonra burada ikinci etabı yürütüyoruz. Sinema Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel Meltem Kafa ise sergiyi 7 aylık bir süre zarfında oluşturduklarını kaydetti. Sergi için yaklaşık hocamın da dediği gibi 7 aylık bir süre zarfında oluşturduk sergiyi. Gerek tiyatro bölümü gerek müzik bölümü olsun üniversitemizin bize yardımcı oldular bu konuda.